Bir önceki bölümde oyunun hikayesine biraz giriş yapmıştık. Bir uçağı uçururken düştük ve kendimizi terk edilmiş bir köyde bulduk. Bu köyde Bozana isimli bir hatunla karşılaştık. Epey dişli bir hatun çıktı. Neredeyse vuruyordu bize. Şimdi ise onu ve kendimizi hayatta tutmak için yemek bulmak üzere etrafı biraz arayacağız. Biraz erzak bulmaya çalışacağız vesaire. Önceki bölümde bu köydeki evlerden bir tanesine girmiştim ama hiçbir şey bulamamıştım. Şimdi biraz daha bir çaplı bir arama yapacağım. Bakalım neler bulabileceğiz. Reishi mantarları, Reishi mantarları etkili bir doğal antibiyotiktir, bağırsak parazitleri vesaire vesaire iyi şeyler herhalde. Şimdi bu geceyi uyumadan geçirdim. Etrafa şöyle bir bakalım. Bu evin kapısı kapalı. Araca girdim de niye sürücü koltuğunda değilim ben? Aracı ben sürmek istiyorum. Niye süremiyorum ben aracı? Aracı sürmedikten sonra girmenin ne manası var? Baya da kapalı. Burada bir köpek kulübesi varmış ama içinde hiçbir şey yok. Bir benzin istasyonu vardı. Öyle bir muhabbet geçmişti. Ben şimdi şuyum galiba. O ne lan? O ne lan? Asiktir. Asiktir. Hayır. Araca gir, araca gir. Koşturuyordu kurt bana doğru. Burada ateş falan yakabilir miyiz aracın içinde? Belki ateş yakarsak şey olur. Uzakta kalır. Şimdi ben bunu burada metal parçasıyla kendimi savunabilir miyim? Meşale yapabilir miyim peki? Kumaşlan. Biz bir sargı bezi yapalım da çıkınca o bizden bir et alırsa sonra sıkıntı olmasın. Gitti mi o? Gitti galiba. Şu an ben kiliseye mi girdim acaba? Hiç kiliseye benziyor burası ama. Yok. Rastgele bir tane şey girmişim ben. Bir kibrit çakalım. Bakalım burada bir şey bulabilecek miyiz? Metni oku. Bayağı şey yalnız bu. Şoför eldiveni. Soğukta pek işe yaramaz diyor. Ya şunu da arkadaşım elini yakmadan atsana salak herif yere. Bu ne? Bitkilerle ilgili bir şey. İki at yığını. Karton kutubunu kırmakla zaman kaybetmek istemiyorum. Bu arada Kanada'daymışız. Kanada bir bayrağı gördüm orada. Al abi al karton kutu. 5 tane yalnız kibritim kaldı. Burada bitiyor. Burada başka bir şey yok. Burası posta ofisi gibi bir şeymiş herhalde. Başka lootlayabilecek bir şey yok burada. Başka kurt gelmese bari. Kurtla dövüşecek hiçbir şeyim de yok şu anda. Kibrit sokarım gözüne ancak. Niye böyle?
Orada bir şey bulamadım. Bozana burada. Bir dakika ya, Bozana. Bozanın çıra deposunu doldur. Ha, dur dur. Bozanın çıra deposunu doldur diye bir görevimiz varmış. Onu bir yapalım. Bende var bayağı çıra şu anda. Kurt mut gelmeden yalnız. Heh. Oyun yine bir kastı ama ha. Şimdi hepsini taşı. Kömürler bizde kalsa mı ya? Neyse, onlar kalsın o zaman. Sedir çırası, yanıcı kütük. Bunları bırakmış olayım şimdilik. O zaman buzdolabını gıdayla doldur. Dışarıdaki çıra deposunu doldur. Şimdi 9,9 etti. Bir tane kömür koysak şey olur mu? Tamam, bir tane daha kömür koyalım. Tamam, çıra deposunu doldurduk. Okey. Buzdolabını gıdayla dolduracağız. Yine zıplarım diye space'e basıyorum sürekli. Bakalım bir şey eve bir girelim. Ya bana şey lazım. Adam akıllı bir ışık kaynağı lazım. Aha. Kibrit. Bakalım başka bir şeyler. Şurada bir şey var. Etraf. Yok, o değil. Kağıt diye alalım. Ya arkadaşım bir... En azından 15 kurtulmuş deri. Ha, güzel. Güzel. Bunlardan hala metal raflar. Bunları parçalayabilecek bir şeyim yok herhalde şu an yanımda. Karton kutu. Karton kutuyu ne kadar? 20 dakika mı? Ulan karton kutuyu parçalamak için 20 dakikaya mı ihtiyacım var? Gazoz bir de şurada vardı. Benzin bir de... Bir dakika, göremiyorum. Çok güzel. Benzin bidonu aldık. Metal kesmek için testere lazım diyor. İyi, biraz bir şeyler aldık buradan. Yalnız dışarıdan çok daha küçük görünüyor bu evler. Şu geçişler biraz daha hızlı olsa çok hoş olacak ama. Muhtemelen SSD'ye falan kurulmuş olsa oyun daha hızlı olacaktır. Bu miktar. Biraz uzun sürüyor. Askeri sınıf hazır öğün. Kaliteli tüm teknik gereksinimleri karşılayan çağdaş bir hazır öğün bir askeri ayakta tutmak için tasarlanmış. Onlardan herhalde etrafta buluyoruz. Şimdi şu karşımda büyükçe bir mekan var. Ben az önce buraya girdim. Posta ofisi gibi bir yer ama bu da hipotermi mi? Anam biz şeymişiz. Çok soğuk olmuş. Ben şurada bir ateş yakayım mı ya? Bence ben şurada bir ateş yakayım. Evet. Biraz bir ısınalım. Hatta ateşten bir tane de meşale alayım ben yanıma. Saniye. Tamam, burada pişirecek bir şeyim yok. Pişirecek bir şeyim yok. Hipotermi riski almadı. Yakıt, kömür ekleyebilirim. Kömürü ama eklemek istemiyorum. Biraz şuraya bir oturalım ya. Biraz bir ateşte. Yanıyor muyum acaba ateşin üstüne çıksam? Oo, tamam, yanıyormuşuz. Kamp ateşinden yanığım var şu anda. Aa. Bunu denemesem olmaz. Bunu denemeden ben
Kaputu aç. Kaputu açıp bunlardan ne bir şey mi bulmam lazım? Bundan su şey yapalım. Pişirecek başka şeyimiz yok ama. Şu su olana kadar bir dakika kaynamasına tamam suyu geçmiş olalım bari. Yani gündüz oldu. Meşaleye ihtiyacım kalmadı. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi ben orada kilise var. Sol tarafta bayağı ileride şey var. Benzin istasyonu var. Oraya bir gideceğim. Şu araçların bir kaputlarını bir açayım bakalım. Bunlardan bir şey bulabileceğim mi? Hiç de sanmıyorum ama. Evlerin birçoğunun kapıları şey. Çivili fakat bazıları çivili değil. Burada metal. Bir yatak bulsak uysak mı ya? Yatak yok. Oğlum, kulübede yatak yok. El arabasında. El arabasını niye kırmaya çalışayım ki ben? Direkt el arabası olarak kullanmak istiyorum bunu. Mesela. Eve girerken çabuk yüklüyor da dışarı çıkarken o kadar çabuk yüklemiyor niyeyse. Bunlar sıkıntı. Şimdi şu yolu takip edelim. Yalnız hipotermi riski yine. Şu evlere çok girmek istemiyorum ya, uğraşmak istemiyorum. Bu araba zaten GG olmuş. Bu canım gittikçe azalıyor ama uyumam lazım. Sağa sola bakarak olayım azıcık kurtluk gelir. Az kaldı. Kuzu göl. Ay orada kurtlar var. Bir tane kurt var. Kurt mudur, tilki midir? Mekana geldik ama. Fişek kovanı. Yerde kömürün ne işi vardı? Şu taşları alayım. Bunlar lazım olur. Lan küçücük şeyin üstünden geçemiyorsun. Araç şeysi burası. Yalnız benim canım azalıyor. Şu iç mekana bir girmem lazım. Canım kritik seviyeye indi şu anda. Eczacı dolabına bakalım. Sargı bezi. Güzel. Antibiyotik. Bitki. Metal raf. Benim canımı doldurmak için ne yapabilirim ki ben? Kitap alalım. Kağıt. Uyku tulumu mu? Güzel. Yatakta biraz uyusak mı? Konserve şeftali. Güzel iyi yemek bulduk. Burada bir ocak var ama ocağın bir işe yaradığını sanmıyorum. Şu yemekleri bir yiyelim de. Çünkü bayağı GG durumdayız şu anda. Hipotermiyi sargıyla nasıl geçirebilirsin ki?
şunu bir yiyelim. Dur. Şu kötü durumda olan şeyleri. Konserve şeftali bir yiyelim. Daha açıyoruz bunu. Tamam, mantıklı. Bir daha yiyeceğim. Yiyeceklerin sıcaklık durumu var bir de. Soğuk şey yemiş oluyorum ben bunları yerken. Ateş böyle. Aha, ateş yakalım şurada. Isınalım biraz. Şu yanda da uyurum. Bizim bozana herhalde bir günde ölmez. Bir şey olmaz. Suyu. Aha, bayağı şeyim var. Biraz kar eritelim öncelikle. Tamam. Başka şey kalmadı. Çekmeceye bakalım. Güzel, güzel. Abi ben bir tane bere bulmuştum. O bereyi giymedim. Çekmecenin her birini tek tek yağmalayabiliyor muyum böyle ya? Bizim can kritik seviyede yalnız. Aha, su. Güzel. Yakıt. Bir tane kömür ekleyelim. Kömür atmanın geçmesi gereken süre 12 mi? 12 saniye mi? Kömür fazla gelir falan dedi herhalde yani. Tamam, bunları alalım. Burası bayağı şeymiş ya, bayağı iyi bir yermiş. Ama erzak buldum ben şu an. Soğutucuda bakalım, güzel bir şeyler çıksın. Yok, onlarla uğraşmaya gerek yok şu anda. Kuru et. Oh. ATM mi bu? Aa, para yok yazıyor. tuzlu kraker. Tamam. Çok güzel abi, çok güzel. Bayağı bir şey aldık şuradan. Aha, fener. Çok iyi gidiyoruz. Radyo çalışmıyor tabii doğal olarak. Başka sardalya var burada biraz. Köpek yemeği mi? Bunları şeye koyarım. Ney? O ne lan? Dayı? Ben bu adamı niye görmedim geçerken? Oha, şöyle geldim. Şunları lootladım, şuraya geçtim. Ben bu adamı yeni görüyorum. Oha. Dayı, vallahi o kadar lootladık ama kusura bakma. Ne? Neyse. Daha yeni geldi. Hızlı hızlı okuyup geçeceğim bunları ya. What do you mean the passing? Don't you see the sun? Arabalar garip. Astrid. Astrid gördün mü la? Many people I haven't seen any. Go safely. I hope you find.
Tamam dayı, tamam. Tamam dayı. Ben senin her şeyini notladım. Tamam. Artık sen burada başın çaresine bakarsın ya. Bozana'ya götüreceğim bunları. Adamın her şeyini aldım be. Adamı görsem bu kadar almazdım. Azıcık bırakırdım adama. Bizim biraz uyumamız lazım. Herifin yatağında da uyuyalım. Aa, lan ateş. Ateş sönmüş. Gazete. Kesteki bitti. Şundan yakıt. Hızlandırıcı gaz ya. Yalnız yakıt yok. Hadi. Bir şey parçalayalım o zaman. Kutu mutu. Oraya şey yapmıştım zaten. Oraya bakmıştık. Tuvaletten su alalım. Çöpe niye köpek maması atarsınız lan? Bu tutuşturucu şey ama. Bana yakacak bir şey lazım. Kasa. Ha, direkt şunu parçalayalım. 1 saat sürecek yalnız. Su şişesi, eyvallah. Tamam dayı, ben her şeyini aldım senin. Şu sopayı da alayım mı ya? Sonsuza kadar yanıyor herifin ateşi. Tamam, yakıt aldık. O hızlandırıcı şeyi, benzini şu anda kullanmayacağım. Çünkü şey yani. Belki o gaz lambasına falan yarar. Gaz lambası güzel bir şey. Dakika. Pişiriliyor. Kaynaması 16 dakika var. O zaman buna da kar eritelim bir daha. Ben bu uyuyacağım ya. Ben bu uyuyacağım. 1 saat uyusam bakalım ne duruma geleceğiz. O su muhtemelen gitti. Kaynayıp gitti ama. Canımız doldu mu 1 saat uyuyunca acaba? İçilmez su. Canım çok kötü durumda şu an ya. Şu antibiyotiklerden kullansam acaba olmuyor mu abi? 4 tane var. Kamp ateşi. Bir dakika, yanık için. Yanık için. Şimdi bandaj ve 2 tane şey diyor. Ya da bir çay. Bir tane daha o zaman şey yapalım. Kullanalım. Tamam, yaptık işte. Aa yok, bu başka bir şey. İlk yardım gibi bir şey. Ha. Bunlara baktık zaten. Levyemiz yok. Levye falan gibi bir şey yapabiliyor muyum peki? Şu anda olmuyor. Bidon var. Yakıt ekleyelim şu an. Tamam. 1 litre şey oluyor. Onarabiliyoruz bunu. İstediğimiz yerde uyumumuzu sağlayacak sanırım o. Şimdi şeye bakalım. Kıyafetlere. Şimdi şu montu bir onaralım.
Daha fazla kumaşım yok ama onaramayacağım daha fazla bir şey. Kafaya... İki kat mı giyiyoruz kafaya? Galiba iki kat giyiyoruz. Aksesuar. İki kat çorap giyiyoruz bir de galiba. %20 su şeysi var. Aynen. Bir saniye hemen geliyorum. İyi, böyle bir iki kat giyme olayı iyi olmuş aslında, böyle bir şey koymuş olmaları oyuna. Ben niye koşarken su sesi çıkartıyorum? Yanımda çok fazla su var diye falan mı acaba? Küflenmiş çikolata var mı? Vallahi yedim ama. Bayat kuru et. Kuru et yiyince su şeyim azaldı. Köpek maması. Kötü kötü şeyler yiyorum şu anda ama durumu kötü olan şeyleri, neyse, şeye veririm ya, bozanaya veririm durumu kötü olan şeyleri. Burada başka benzin falan var mı? Herhalde bir şekilde şu şeyi kullanmanın bir yolunu bulacağız da. O yüzden bu kaputaşma açma muhabbeti var. Şu benzine taş atsam patlar mı? Aa, bir dakika, nişan alma diye bir şey varmış lan. Şimdi bakalım. Şöyle bu direği mi vuracağım şimdi? Evet, az çok. Çok da nişan alınmıyor ama. Şimdi bozanaya gidip buzdolabını dolduracağız bozananın. Çok da canım var hala. Şunları da alayım. Yine acayip bir soğuk var. Kurt ulumaları da duyuyorum ama. Lan ne biçim sesler bunlar? Ana, aç kapıyı ana. Ana, kapıyı aç. Şu şemine de şey yapalım. Su falan kaynatalım, bir şey yapalım. Kar eritelim. Su kaynatalım bir. Başka şeyimiz var mı? Yer yok. Nasıl bir fotoğraf lan? Hoş. Bana seni kafana taş atsam mısın? Az önceki adamın kafasına taş atmayı denemek istedim aslında. Ha, iç mekanda taş atamıyoruz zaten. Okey. Şimdi.
Şunları masadan alalım. Buzdolabına koyalım. Başka burada bir şey yok galiba. Oo, tencere. Tamamdır, tencereyi aldım. Ben onu da sobada ateş yakmadık. Şu anda şeyim yok. Şimdi şunları koyalım. Başka zirve gazozu. Bayat tuzlu kraker. Daha ne kadar koyacağız? 1600 oldu. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Kaynamamış su koyayım da. Yalnız oha, daha çok var. Daha çok koymam lazım. Enerji barları daha çok dolduruyor. Bir tane daha sardalya. Sardalya hiç şey olmuyor be. Yok, enerji burada değil. Şey galiba çok dolduruyor. Bize bir şey kalmıyor be hacı. Anam, bize bir şey kalmıyor. 6200. Oho, ben de sevmiştim o kadar şeyi bulduk diye. Azıcık. Oldu mu? Olmadı. Taze çikolata. Bir dakika, hayır, o çikolatayı vermek istemiyorum ben. Hayır. Hayır, çikolata çok doldurdu. Fazla doldurdu çikolata. Hayır. Dur. Onu koyup bunu alabilir miyim? Hayır, alamıyorum. Hey. Koyduğumu da alamıyorum. Hayır. Bozananın buzdolabı şey gibi bir şey. Kara delik gibi çıktı. İstemediğin kadar yemek koydum oraya, bozana. Arkadaş. Have you been able to remember anything else about that night? Yemeği verince hatırlıyor hemen. Anything else you can remember? They said men came. What about the tunnel? The only way out of Milton. The only. Dağların içinden çıkmışız. Ne bileceğiz? Ziyaretçiler. Şu silahı bana vereceğim mi ya? Şu silahı versene ya. O zaman. Milton'dan dışarı çıkan bir tünel diyorsun. Orada bir tünel var diyorsun. Peki şuradaki kiliseye gitsem? Bir kiliseye baksak mı? Allah'ım, şeyleri unutuyorum. Oho, biz konuşurken bunlar şey olmuş. Kaynamış gitmiş. Bir içecek su bir şey. Tamam, suyu fulledik. Buradan yalnız bayağı bir yol gitmem gerekiyor kilise için. Neyse, bir gidelim, belki bir şey vardır orada. Şu sol alttaki göz gibi bir işaret var. Bana ne olduğunu anlayamadım. Kiliseyi niye içeriden, kasabadan bu kadar uzağa kurmuşsunuz ki ya?
Allah Allah. Aa, bagajlara da bakabiliyor musunuz? Bu arabalar hep kurtlardan falan korunmak için herhalde. Çok güzel. Mezarlık bulduk. Mezarlıkta yalnız 6 kişi falan yatıyor. Bir saniye. Ben yürürken niye bu kadar çok ses çıkarıyorum ya? Aa, incil aldım. İncil mi kullanacağım yakmak için? Pamuklu bere. Parmaksız eldiven. Aa, burada bir ateş var. Yine bir dayı çıkmasın da ben burada uğraşırken. Biz buraya bir ateş yakalım ya. 0.30 litre hızlandırıcıyı da yapalım. Sırada hatta biraz şey yapabilirim. Bir gün bir bilgi kaynağı olabilir ancak şimdi üstünde yakacak bir şey. Ulan incir bunlar, incir. Cemaat için nota, bunu da yakacağız falan muhtemelen ama. Ben galiba şu anda ha maksimum şeye çok yakınım. Maksimum taşıma kapasitesine. Karton kutu. O neymiş? Aa, çok güzel. Ateş hızlandırıcısı. Bir fişek daha. Fişekleri niçin kullanacağız ki acaba? Suyumuz var. Raf için nacak gerekiyor. Raf için. Burada başka bir şey yok. biraz yakıt ekleyip. Tabi incil falan. Şöyle. Kömür. Herhalde şey olmuyor ya. Tamam, bu böyle yanarken biz bir uyuyalım. Bir 4 saat uyuyalım ya. Hatta 8 saat ama gece olur. 8 saat uyuyalım, hala gece ise biraz daha, gerçi dinlenmiş olacağım, uyuyamazsın diyecek şimdi bana bir de. Umarım öyle olmaz. Evet. Acı bir 6 saat daha uyusan. Oh, canım doldu bayağı yalnız. Güzel. Ama elimdeki yara iyileşmedi henüz. Yanık. Su içerim. Elimdeki yara niye iyileşmedi? Yok, bunun için yeterince aratacak şeyim yok şu anda. Yanık için bunu kullanıyorum ama şey olmuyor, yeterli olmuyor. Bir 4 saat daha uyuyalım bakalım. Belki yanık iyileşir. Ha, iyileşti. Çok güzel. Canım doldu mu? Canım bir miktar doldu. Güzel. Aa, şurada bir bar varmış. Kumaş 11 dakika. Şunu alalım.
Tamam, bence çıkabiliriz artık. Kalas için naca ihtiyacımız var. Bir yemek yiyeyim biraz. Şimdi aşağı oraya kadar gideceğim. Yemekler nerede? Konserve yedik. Ya bu susuzluğu da dolduruyor. İyiymiş. Biraz kuru et yiyelim. Tamam, iyiyiz bence. İyiyiz şu anda ya. Şu kumaşları alalım. Kiliseyi de yağmaladık anasını satayım. Şu göz işaretinin sol alttakini hala anlamadım yalnız ben. O hangi kondisyon neyi ifade ediyor şeklinde. Ryan Smith. Şimdi buradan bu tarafa doğru gitmemin bana faydası olacağını sanmıyorum ya. Biz direkt objektife gidelim bence. Yani buradan bayağı bir koşacağız. Dağların içinden şeyden geçerek herhalde. Bir mağaradan geçerek çıkış yoluna ulaşmaya çalışacağız. Sürekli bir hayvan sesi duymuşum gibi geliyor bana. Biraz vakit alacak oraya gitmemiz o zaman. Forest'taki gibi bir şey yok herhalde bunda. Böyle enerji içeceği içip falan koşmaya devam etmek gibi bir şey. O ne öyle? Burada da bir kıyafet parçası var ama bizim şeyin kıyafetin parçası değil sanırım. Bizim arkadaşın. Newton Credit Union. Bir dakika, ben buraya girdim mi? Kredi Birliği. Ben buraya girmedim sanki. Buraya bakalım, burayı bir yağmalayalım. Gider ayak yalnız iyi üşümüş bizim karakter. Burada bir şeyler sandalye. Yakacak kağıt. Ne kağıt? Evimiz yok. Ne bu? Bitki çayı. Güzel. Bir fincan kahve. İçeyim mi? Ne kadar zamandır var ki burada bu acaba? Bitkinlik azaldı. Ha, o göz bitkinlik, yani yorgunluğu ifade ediyor. Anladım abi. Tüfek mermisi. Yani kahve içince şey oldu. Ben bunu manuel olarak böyle açabilir miyim acaba? Acaba değişik bir ses falan mı çıkacak? Nasıl açacağız ki bunu? Allah Allah.
Buralarda hiç etrafta yazı mazı var. Oo. Can't get in here yet. Oo, bayağı büyük kasa var yalnız burada. Onu yeni gördüm ben. Bunlardan da şey yok. Buralarda bir yerde bir şifresi mifresi var mıdır onun? Şunları alalım. Bu ne öyle? Zirve gazoz. Heh. Bunu nasıl açacağız ama ya? Bir dakika ya. Ben bunu açmak istiyorum. Bir dakika şimdi. Önce bir tarafa bir yeterince çevireceğim. Yaklaşık 50 kadar bir tarafa çeviriyoruz. Lan. Yine şey oldu. Şimdi öbür tarafa doğru çevireceğiz biraz. Şöyle kulağımı dayayasım var şu an. Fazla çevirmeyeyim de. Bir daha baştan yapmam gerekecek yoksa. Aha. Acaba kasanın içine ne var? Para çıkacak, şimdi hiçbir işime yaramayacak. Yakacak olarak kullanacağım yine. İncilleri yakan adam parayı mı yakmayacak? Aha. Ne? Kağıt yığını, kitap, nakit para. Bu yalnız baya sahte para gibi gözüküyor. Şuna bak. 3 yaşındaki çocuk yapmış gibi. Bu mu? Bu mu abi? Bu mu? Bu mu? O kadar bunun için mi uğraştın? Yakacak para için mi uğraştın? Para yakma zevkini tatmak için mi? Allah'ım ya. Para bulmak için 2 saat şey yaptım, kasayı açtım. Şimdi hazır bitkinliğimiz yokken patır patır biraz şey yapalım. Yardıralım gidelim. Şunun arkasını açamıyoruz. Bitkinin gaz atması şeyimiz süresi geçti lakin şu an. Ayıklığımız gitti yani. Kahve içmekten gelen ayıklık. Paso bir kurt sesi duyuyorum ama ben bakıyorum etrafa bir şey yok. Ama ağaç ay. O geyiği herhalde şey taşla indiremem mi?
Çok. Ha, onlar geyiğin peşinde kurtlar. Sanırım. Aynen. O kurt geyiğin peşinde, benim peşimde olmasın, geyiğin peşinde olsun. Daha iyi. Bu ağaçlar keserek amma bir şey yapılmış, odun yanı yapılmış buraya. Neredeyse vardım. Başka bir kurt mut inmeden. Abo. Tutuklu taşıma bildirisi mi? Aa, olan bozanayı gelen kötü adamlar şeymiş. Eski hükümlü onlar. Herhalde. Gerilim yapıyor ama. Perseverance. Perseverance ne demek ya? Bir saniye hemen bakayım. Şeyde vardı. Dota'da item vardı. Azim. Lakin pek de... Aha, ağrı kesici. Aha. İnce gördüm. Pek de azimli olmamışsın be hacı. Senin cebine... Dur. Şunu al da genç adamsın. O kadar ağrı kesicini falan aldık. Yalnız tamam, buraya geldik de şimdi ne yapacağız? Bozana'ya geri mi döneceğiz? T oraya. E ama yani Long Dark, sende şakanın bir, de bir sınırı var ya. Bunlar ne? Kuş mu lan bunlar? Aha, onların gölgesi buraya düşüyor. Yalnız ben üşümeye başladım. Oradaki geyik avı ne oldu acaba? Geyikten haber yok. Kurttan da haber yok. Onlar gitmişler. Benden uzak olsunlar da. Yalnız başka kurt çıkmasın karşıma. Rahatsız herhalde ya şu anda. Paso bir kurt inliyor ama fake inliyorlar. Hipotermi. Geldik ya. Geldik geldik. Bir şey olmaz lan. Alın satayım. Nereden çıktı lan o kurt? Abi bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Oy. Şimdi ne, durumumuz ne? Enfeksiyon riski var. Bunu nasıl şey yapacağız? Tedavi. Şeyle yok, tedavi edecek bir şey yok şu anda. Kurt ısırığı, kan kaybı var, hipotermi var. Sıcak bir yer bul. Öncelikle bandaj. Önce bandaj. Tamam. Kolu şey yaptık. Şey riskimiz var. Şimdi şu kurta şey olmadan, karşılaşmadan bir şey geliyor gibiydi sanki, bir ses duydum ben. O yüzden arabaya bindim yine.
Yine bir ses duydum. Ne kadar uzaktayız? Hemen dibindeyiz. Bozanın. Ozan'ın ay bu ne? Bu ne? Abi. Abi. Ne olmuş burada? Abo. Anam ne oldu burada? Çorba, tünel. Losing my mind. Smells like food. It's been a while since Greymother had anyone to make meals for. Aa, bize çorba yapmış bu zaman. Anne, annem. O. Şu an içim ısındı. Yalnız ben bu kanı şu an gördüm. Ben o kanı hep gece geldim de o yüzden mi görmedim acaba ya? Sebat. She was there at the tunnel, at the bus. I'm sure of it. You think she passed through the tunnel? I'm not sure. She left me a sign. A word from the old days. Why would she write that? She's telling me. Or maybe reminding you not. Why write such a long name, though? It has to mean something more. Why? Because you mean something. Because she wrote it in blood. I seem to recall. That's it. Old logging and mill town. Maybe she's pointing you there. Perseverance Mills. Ha, Azim Sebat tabi. Sebat geçiyormuş. Astrid. I'm starting to get pretty. There's only one thing left to be done. I remember something. Çiftlik evi tarif ediyor bize bir. Wait. Farm? Bank? What's this have to do with my Ne alaka? They left her, didn't they? She needed help, and they let her go. This is how we make it right. I don't understand. In the bank, you'll find the answers. Now go. Bize banka mı soyduracaksın lan? Şey ayağına. Kızı kurtaracağız ayağına. Allah Allah, bir dakika. Hacı, bir dakika. Bu arada biz enfeksiyon ısınıyor. Tamam. Enfeksiyon için %54 ihtimalle enfeksiyon kapacak yara. Onu nasıl tedavi edeceğiz? Allah yapacak. Antibiyotik yesem, içsem. Enfeksiyon riski %55. Azaldı mı? 150 kaçtı az önce? 54 miydi? 55 miydi? Hala 55. Anam ben azıcık bir uyuyayım mı ya? Şu enfeksiyon kapmaz belki. 2 saat kestireyim ben. Hazır aslında çorbanın ısıtması devam ederken gidip şey yapabilirdim. Bankaya falan bakabilirdim. Enfeksiyon %65'te. Aa, bu nasıl şey yapacağız? Bu nasıl geçireceğiz? Anam, kurt enfeksiyonu nasıl geçireceğim? Şeyine gıda mı ekleyelim? Lan daha ne ekleyeceğiz?
Bir tane şundan ekleyeyim. Milyon çiftliğinde bir banka kasası. Milton çiftlik evinde. Pardon. Milton çiftlik evi burada. Evden odun ekleyelim bir de şeye. Ona odun ekledikten sonra çiftlik evine yola çıkmadan önce bu bölümü burada bitirelim. Bir tane taşı. Burada bir kaydedeyim. Bir sonraki bölümde buradan devam ederiz. Yani 3 şeklinde kaydedelim. Yalnız şu kanlar da bir garip geliyor. Bir sonraki bölümün başında şu kanları bir takip edeceğim. Orada ne var bakacağım. Görüşmek üzere.